Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler. Sultanşehir'in güzel insanları. Muhabbetimiz devam ediyor. Bugün çok güncel bir konumuz var. Acayip seveceksiniz. Ne? Hayvan sevgisi. Tam da günümüzde konuşulacak bir şey. Hayvan sevgisi. Acayip bu aralar hayvanları seviyoruz çünkü. Herkeste bir hayvan sevgisi var ki sormayın gitsin. Efendim mama bırakanlar, kapılara su bırakanlar, sokak köpeklerini besleyenler. Acayip bir hayvan sevgisi var bu arada. Kötü bir şey mi? Yok, iyi bir şey tabii ki. Doğa sevgisi. Tabii küresel ısınma, efendim buzullar çözülüyor, topraklar yok oluyor, her şeyin dünyanın sonu geliyor. Ya bir problemimiz varken bu problemi tamam konuşalım da her problemi bir felaket gibi algılayıp bir felaket dellalı gibi konuşmayalım ne olur. Hayvanları katlediyor, öldürüyor, bütün hayvanların kökünü kazıyor, işkence ediyor hayvanları. Ya böyle bu kadar sinirlenmeyin. Problem var belli. Hayvanlara bir şey hemen müdahale edelim. Yetkililere haber verelim. Küresel ısınma var. Buzula gidiyor. 10 seneye dünyanın sonu gelecek. Yanıp kül olacağız. Ağaç kalmadı. Susuzluktan ölüyoruz. Kuraklık başlıyormuş mihrim. Acayip bir şey. Çöl olacakmışız falan. Ya niye böyle şeyleri konuşmayı çok seviyoruz? Bunu tehlikeyi anlatalım ama güzel anlatalım. Hayvanları sevelim. Onlara saygı duyalım. Doğaya saygı duyalım. Eskiden bakın Osmanlı zamanında bir bina yapılırken binanın dış cephesine kuş evleri yaparlarmış. Kuşlar gelsin burada yuva yapsınlar, yumurtlasınlar diye hayvanlar düşünülürmüş. Sırf sokak hayvanlarını beslemek için vakıflar kurulmuş. Vakıflarda efendim bütçeler ayrılmış. Bu para, bu vakıf sadece sokak hayvanlarına ciğer dağıtacak. Böyle vakıf var. Yani biz bu konuların yabancısı değiliz. Yeni keşfetmedik biz bu hayvan sevgisini, doğa sevgisini. Kışın kar yağdığı zaman kuşlar yem bulamıyor diye karların içine ekmek atarlardı. Böyle ekmek doğrar bırakırlardı kuşlar yesin diye. Bir arkadaşım anlattı, güzel bir anekdot. Bak küçükken dedi biz vişne ağacından vişne toplardık. Üst dallardakine uzanmaya çalışırdık. Annem bize bıraktırırdı onları. Vurduğun kuşun kısmeti onlar. Onların da hakkı var. Onları da onlar yesin bırakın derdi. Bak. Daha çocukken öğretiyorlarmış bize hayvan haklarını. Hayvanı düşünmeyi, doğayı düşünmeyi çocukken öğrenmişiz. O yüzden biz bunlara yabancı değiliz, yeni öğreniyor değiliz. Fakat söylemenin ve yapmanın güzel yolları var. Hayvan sevgisi diye insanlara saldıranlar var. İnsanı öldürmeye kalkıyor neredeyse. Parçalayacak eline versen. Niye? Efendim niye bu köpeğe barınak yapmadın? Ya tamam da biz bu köpeğe sahip çıkalım, barınak da yapalım. Ama insan da kıymetli, bunu unutmayalım ne olur. Çok güzel bir hikaye anlatacağım şimdi size. Bir gün Hazreti Ali Efendimizin huzurunda otururken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona bir soru sormuş. Soru şu. Çok güzel, benim çok hoşuma giden bir şeydir. Sizin de dinlemenizi rica ediyorum. Demiş ki, ya Ali, beni mi çok seviyorsun? Allah'ı mı çok seviyorsun? Fatma'yı mı çok seviyorsun? Hasan'la Hüseyin'i mi çok seviyorsun? Şimdi soru zor. Soru hakikaten zor. Hazreti Ali, tabii ilim sahibi. O da sıradan bir insan değil, ilmi çok yüksek. Demiş ki, bana 3 gün müsaade edin ya Resulallah. Ben şimdi cevap veremeyeceğim buna. Tamam demiş, sana 3 gün müsaade. Hemen eve gitmiş. Başlamış düşünmeye. Hazreti Fatma kendisini görünce Allah ondan razı olsun. Hazreti Fatma müthiş birisidir. Daha sonra bu onunla alakalı konuşacağım inşallah. Demiş ki nedir bu halin? Demiş böyle böyle Resulullah bir soru sordu, cevabını bulamıyorum. Ne sordu? Dedi ki Allah'ı mı çok seviyorsun? Beni mi? Fatma'yı mı? Hasan'la Hüseyin'i mi? Hazreti Fatma tebessüm etmiş, demiş ki ben söyleyeyim mi cevabını? Söyle demiş. Git de ki, ben kul olarak Allah'ı çok seviyorum. Ümmet olarak seni çok seviyorum. Koca olarak Fatma'yı çok seviyorum. Baba olarak Hasan'la Hüseyin'i çok seviyorum de. Koşa koşa söylemiş. Bu işte neyi nasıl seveceğimizin çok güzel bir anahtarı, şablonu. Yani her şeyi yerli yerince seveceğiz. Hayvan, hayvan sevgisiyle sevilir. Doğa, doğa sevgisiyle sevilir. Ama insan, insan olduğu için çok sevilir.
Ve unutmayın, dünyada insandan kıymetli hiçbir şey yoktur. İnsanı incitmeyin. Diyelim ve bugünkü muhabbetimizi bitirelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.